Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin başkanlık derdi yoktur. Sorunları bellidir. Özellikle terörle ilgili sorunları, ekonomik krizle ilgili sorunları çok önemli bir noktaya gelmiştir. Siz Türkiye'yi normalleştirmeden, ekonomik krizi ortadan kaldırmadan, terörü önlemeden, Türkiye'yi normalleştirmeden yapacağınız her bir değişikliğin gerçekten olumlu olarak bakılmayacağı, her zaman tartışma konusu olacağı bir gerçektir. Bu nedenle hayali söylemler yerine ülkenin gerçek anlamda bu referandum ile önleyebileceği bir konu var mıdır, yok mudur, onları bir irdeleyelim değerli arkadaşlarım. Örneğin yapılacak referandum ile terör gerçekten önlenebilecek mi? Maalesef hayır. İşsizlik önlenebilecek mi? Maalesef hayır. Esnafın işi düzelecek mi? Maalesef hayır. Çiftçinin geliri artacak mı? Maalesef hayır. Emeklinin maaşı artacak mı? Maalesef hayır. Üretim ve yatırım, ihracat artacak mı? İstihdam artacak mı? Maalesef hayır. Vatandaşın borcu azalacak mı? Maalesef hayır. Ekonomik kriz bitecek mi? Maalesef hayır. Böyle bir hayır içinde gerçek anlamda bu referandumun yapılmasının hiçbir anlamının olmadığını belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, yapılacak bu referandum, bu anayasa değişikliği ülkede hiçbir sorunu çözmeyecektir. Hatta ülkede iç barışı bozacak, ayrıştırmaları artıracak, kutuplaşmayı da hızlandıracaktır. Bu değişiklik bu nedenle bir rejim değişikliği yine doğru gitmektedir. Yapacağınız her bir değişiklik kesinlikle laik cumhuriyetin, sosyal hukuk devletinin ortadan kaldırılmasına, yeni bir rejimin, yeni bir sistemin, düzenin kurulmasına yöneliktir. Bunun adı da başkanlıktır. Ayrıca yapacağınız bu değişiklik ile Atatürk'ün kurduğu, bizlere emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemini tamamen silecek, ortadan kaldıracak bir değişikliği de getirmek istiyorsunuz. Hani biliyorsunuz, demokrasi için demiştiniz ki demokrasi bizim için amaç değildir, araçtır diyordunuz ya. Hani diyordunuz ya, demokrasi bir tren gibidir. İstediğiniz yerde inersiniz, istediğiniz yerde binersiniz, istediğiniz yerde inersiniz diyordunuz ya. İşte bu uygulamanız ile kesinlikle demokrasiyi askıya alacak, demokratik hukuk devletini de ortadan kaldırmış olacaksınız. Bu değişiklik ile bütün yetkileri tek kişide toplamak istiyorsunuz. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanı ismiyle gelecek bir kişinin yetkilinin bir, Cumhur'un başkanı olacak. İki, Bakanlar Kurulu'nun başkanı olacak. Başbakanlık kalkıyor. Yine bunun dışında Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı olacak. Başkomutan olacak. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini atayarak yine Yüksek Mahkeme'nin üzerinde bir ağırlığı olacak. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda seçeceği 6 üyeyle, 13 üyenin 6 üyesiyle ve çoğunluk partisinin seçeceği diğer üyelerle birlikte yine hakimler ve savcılar üzerinde ağırlığı olacak. Cumhuriyet Başsavcısını ve vekilini seçmiş olan bir cumhurbaşkanı olacak. Böyle bir yapı içinde seçilen bir cumhurbaşkanının artık sorumlu olması, cezai bir müeyyideyle cezalandırılacak denmesi kesinlikle inandırıcı değildir. Bu nedenle bu bir sorumsuzluğu, her türlü yetkiyle donatılan, bütün yetkileri elinde tutan ama hiçbir sorumluluğu olmayan bir partinin genel başkanı sıfatıyla yaptığı işlerden kesinlikle kendi milletvekillerinin seçtiği ve kendisinin tayin ettiği milletvekiliyle Yüce Divan'a gönderilmesi, 400 milletvekiliyle imkanı olmayan bir cumhurbaşkanlık sistemini ortaya koymuş oluyorsunuz ki kesinlikle burada cezai bir sorumluluk ortada yoktur. Fiili olarak ortadan kaldırılmıştır
her ne kadar şekli olarak anayasada yer alması olsa da kesinlikle uygulanması mümkün değildir. Bunu neden söylüyorum? Geçmişte yaşandı. Aynı partinizin içinde 4 bakanın 17-25 Aralık soruşturması sebebiyle suçları sabit olduğu halde onlarla ilgili maalesef bir karar verip Yüce Divan'a gönderemediniz. Bunu da gönderemeyeceksiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Ağabey.